Zehra Demir Antalya Atlı Hamursal Derneği'nde yönetici olarak çalışmaktayım. Buraya Alevi Federasyonu'nun oylaması için gelmiştim. Yalnız içeride 21 adayın içinde 2 tane kadın adayımız verildi. 21 kişinin arasında 8 tane veya en az 9 tane adayın olması gerekirken bizler 2 kişi olarak veriliyoruz ve biz bunu protesto ederek oy kullanmaktan vazgeçtik. İnşallah bundan sonra bu derneklerimiz kendilerine gelirler ve aday kadın adaylarımıza çok gösterirler diye düşünüyorum. Gülçin Akçak, Antalya'dan geliyoruz. Liste açıklandı. Sadece seçilebilecek yerde, ana listede 2 tane kadın var. Koskoca Alevi örgütü. Sadece 2 kadın mı çıkarabilmiş? Bu Alevi örgütlülüğünün en büyük yaralarından birisi. Ayrıca şey de söyledim, yani cemevlerine giriyorsunuz, örgütlerimize giriyoruz. Hep erkek pirlerin resimleri. Bir tane ana bacımızın kadın aşığı resmi yok. Yani bunları biraz sorgulamamız lazım. Bu tamamen bir erkek örgütü haline geldi. Biz eşit başkanlık için bir dilekçe verdik, önerge verdik. Bu komisyona havale edildi. Biz bu kabul edilmezse bile bundan sonraki her süreçte, her toplantıda listeleri imzalatıp tekrar divan başkanına vereceğiz. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu Alevi örgütlülüğünde bu sistemin düzelmesi gerekiyor. Latife Ulutaş, Malatya Pristin Abdal Kültür Derneği Cumhurbaşkanı. Liste içerisinde ve şu anda 2 tane kadın arkadaşımızın ismi geçiyor. Hani şu anda bir itiraz olduğu için değişir mi bilmiyorum ama aslında bu sorun sadece bugün ABF'nin yani Alevi Bektaş Federasyonu'nun sorunu değil. Bu genel olarak aslında bir Alevilerin genel bir sorunu. Hani yolun kadın olduğundan bahsederiz hepimiz. Kadın erkek eşitliğini savunuruz. Bunu yıllar önce hani hünkârımız eşit temsiliyet ve hani eşitim diye bunu anlatır, söyler ama bugün maalesef baktığımızda kendi Alevi kurumların hepsinde böyle. Bakın sadece Pir Sultanlar'a demiyorum. Yani bütün hepsini hani biliyoruz Alevi kurumların içeriğini. Maalesef kadınların eşit temsiliyet hakkı yoktur. Yani ya da işte böyle dolgu malzemesi gibi yedek listelerde yer alması biz kadınları bir defa hem inancımız anlamında yok saymak, incitmektir hem de kişi olarak kadınları yok saymaktır. Zaten bu ülkede ciddi bir kadın sorunu var. Her gün katledilen, yok sayılan kadınlar var. Hani aslında bu ülkenin hani dünyanın yarısını oluşturuyoruz. Emeğin yarısını biz veriyoruz ama maalesef temsiliyetlerde yer alamıyoruz. Bu belki bir çok büyük bir demokrasi sorunu. Sadece Alevi kurumlarına baktığımız zaman değil. Yani sivil toplum kuruluşlarında ya da böyle kendine demokrat denen bütün yapılarda, partilerde de bunun eksikliğini görebiliyoruz. Çünkü zaman zaman biz kadın platformlarıyla yan yana geliyoruz ve bu eksikliği orada da tartışıyoruz. Bu genel bir sorun aslında. Genel sorun da aslında bugün bu listeye yansımasıdır. Yani biraz tabii ki burada ben şuna inanıyorum. Biz kadınlarda doğru bir eksiklik de olduğunu hissediyorum üzülerek. Maalesef biz bugün ki ben GYK üyesiyim aynı zamanda. Pirsiz Abdal Kültür Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesiyim. Kendi içimizde de tartıştığım zaman maalesef kadınlar bu konuda bir adım geride duruyor. Şimdi bu gerçekliğimizi de görmemiz gerekiyor.